Neural Network'ün gösterimleriyle başlayalım. Notification'larıyla. Burada iki layer'lı bir neural network görüyoruz. Hani neden iki layer? Input layer'ı layer sayısı belirtirken saymıyoruz. Bu bizim şey gibi düşünün, sıfırıncı layer'ımız bir ve ikinci layer'ımız gibi oluyor. Input, hidden layer ve output layer olarak adlandırıyoruz. Hidden layer'lar ve output layer'ları sayarak neural network'ün layer sayısını belirtebiliriz. Burada gösterim yaparken şeyi hatırlıyorsunuzdur. Geçen derste üstünde parantez içinde yazdığımızda o training example sayısını belirtiyordu. Burada da bu köşeli parantez içinde yazdığımız sayı hangi layer olduğunu gösteriyor. Input layer için biz büyük, yani vektörize halinde büyük x kullanıyorduk. Onu burada a üzeri parantez içinde, köşe parantez içinde sıfır olarak belirtmiş. Bu a geçen haftadan da aktivasyonu temsil ettiğini hatırlayalım bir kez daha. Burada hani inputlar tabii ki bir aktivasyona girmiyor ama onu da a sıfır şeklinde ifade edebilirsiniz diyor. Çünkü biraz sonra a'ları da bir vektör içine koyacağız ve bunu da koyabilelim diye bu şekilde ifade etmiş. Bu birinci layer'ın ifadesi, bu da ikinci layer'ın ifadesi. Bir de hidden unit'ler için aşağıda bu birinci nöronun ifadesi A1, A2, A3, A4 olarak gösteriyor. Geçen hafta YHT A demiştik. Bunun neden öyle olduğunu göstermiş. Burada da mesela sonuçlara, buradan çıkana A1, 1 diyoruz ya. Geçen hafta bir tane nöron vardı. Zaten ondan çıkana direkt A demiştik. Ona da YHT demiştik. Burada da YHT olarak A diyor ama son çıkan A2 olduğu için YHT'e A köşeli parantez içinde 2 demiş. Bir de parametrelerin boyutları ile ilgili bir şey söyleyebilirim. O da mesela birinci layer'ın weight'leri için 4'e 3 demiş. Burada şeye ilki hidden unit sayısı oluyor, üçüncüsü de input sayısı oluyor. Matrisin boyutlarını belirtirken. Biraz sonra o daha yerleşecek neden olduğunu gördüğümüzde. B içinde yine hidden unit sayısı ve 1. Burada da şeyi bunun hidden unit sayısı 1 ama bunun input sayısı artık 3 değil. Bunun nöronlardan çıkan inputlar olduğu için 4 olarak düşünelim. Yine 1'e 1 şeklinde söyleyebiliriz. Sonuçları nasıl hesaplıyoruz? Ona gelelim. Aslında lojistik regresyondan bir fark olduğunu düşünmenize gerek yok. Sadece şöyle düşünebiliriz. Lojistik regresyonda da bir z'miz vardı. Vtx artı b. Ve onu bir sigmoid fonksiyonuna sokup, aktivasyon fonksiyonuna sokup ondan sonra sonucu elde ediyorduk. Aynı şeyin birden fazla nöronda yapılmış hali aslında bizim yeni nöral networklerimizin sonucunu veriyor. Burada da mesela yine tüm feature'lar, tüm training example'lar şeye giriyor, nöronlara giriyor. Ve bu nöronlarda da aynı buradaki sistem var. Yine lineer olarak hesaplıyor Vtx artı b. Sonra onu yine aktivasyon fonksiyonuna sokuyor. Hepsinden sonuç alıyor. Burada gerçekleşen işlem burada yine gerçekleşiyor. Bu arada bu tek layer, tek hidden layer olan bir sistem. Bu istersen 4 tane, 5 tane, 6, ne kadar derin olursa olsun base temelde aynı şeyi yapmış oluyor aslında. Bu onu diyor. Yani burada mesela birinci nöron için hesaplamış. Z1, 1 olarak göstermiş. İkinci nöron 3, 4 için de aynısı. Bunu bir sonraki sistemde şöyle göstermiş. Z1, Z2, Z3, Z4 için hesaplıyorum diyor. Burada Z'lerin hepsini bir vektöre alabilirim. Buna büyük Z derim. Artık 1, 2, altta subscript olarak 1, 2, 3, 4 kullanmam. Z1'i bununla ifade ederim diyor. Aynı şekilde weight'leri, b'leri
Aslında x'leri de koyacak, biraz sonra koyacak. Bunu tek örnek üzerinden vermiş. Hepsini koyarım. Ben bunu yine vektörize hale getiririm diyor. Burada weight'leri x ile çarpmış. B'leri eklemiş ve yine z1 elde etmiş. Buna v1 köşeli parantez içinde, buna da b1 olarak ifade etmiş. Aynı şekilde çıkan sonuçları, z'leri sigmoidin içine koyduğu zaman çıkan a'ları da yine bir vektörün içine koymuş. Yani şöyle söyleyeyim. Geçen haftadan farklı olarak artan şey sadece bizim elimizdeki değişken ve vektör sayısı. Ama sistem aynı. Hocam bir soru var herhalde. Ha, öyle mi? Ahmet Yüksel sormuş chatten. Ben göremedim. Bakayım. Diyor ki weight'lerin matris boyutları 4'e 3 olarak gösterilirken neden bias'ların matris boyutları 4'e 1 olarak gösterilmiş? Şeyi hatırlıyor musunuz geçen derste? B'lerin broadcast ettiğini. Yani aynı o şekilde burada, orada da bir tane B değeri vardı. B'ler reel sayı olduğu için her şeye, her ayrı değere eklenmeye ihtiyaç duyulmuyor. Yani toplandığı zaman bir B değeri oluyor. Yani toplanacağı zaman bir B değeri broadcast ederek ekleniyor. O yüzden 4'e 3 bir vektör halinin şey matris halinde yazmamıza gerek kalmıyor aslında. Yani orada ikinci olarak gösterilen kısım input sayısı olarak belirtmiştiniz, o yüzden sordum. Yani 4'e 3 W'ydu. 4'e 1'di bias'tı. İşte ikinci kısım, evet, şurada input'u gösteriyorsa neden orada bir boyutlu bir array, onu merak ettim. Burada bütün training example'lar için weight ile çarpılıyor şu işlemde. Ama bunun bütün çarpımları için bir B'ye ihtiyacımız yok. Hani onu broadcast ederek ekleyebiliyoruz. Çünkü B reel sayı olarak düşün. Yani aslında B'nin şekli şeyden etkileniyor. Şuranın şeklinin ne olduğundan etkileniyor. Anladım. Tamam. Yani iki aşamalı bir işlem olduğundan kaynaklanıyor burada. Önce çarpılıyor, sonra toplanılıyor. O yüzden şekli değişmiş oluyor aslında input. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Ha? Şu an tek bir example için yapmıyor muyuz bunu? Bir daha sorar mısın? Sesini alamadım. Şu an tek bir example için yapmıyor muyuz bu işlemi? Ya şöyle, burada x'i şey olarak vermiş. Ben az önce söylediğimde altı tarafı düşünmemiştim. Yani x'i de matris olarak vermiş. Ya burada x1, x2, x3 bir example'ın başka başka feature'ları aslında. Tamam, yani o zaman aslında işlemde bir problem yok. Her bir nörona bir tane bias düşüyor yani. Evet. Tamam. Ben bir şeyi netlemek istiyorum. Aslında evet, bir bias düşüyor ama her hücrenin mesela birinci layer'daki en üstteki hücre olduğunu düşünürsek x1, x2 ve x3'ten gelen değerleri farklı weight'lerle çarpıyoruz. Evet. Yani şöyle, geçen hafta şey, ev tahminlemesindeki şeyi hatırlıyor musunuz? Ya x1, x2 direkt ilkini oluşturuyor olabilir. x3 hiç etki etmiyor olabilir. O zaman onun weight'i 0 oluyor. Ama biz yine de onun bir weight'i olduğunu kabul ediyoruz. Ama Halil'in dediği gibi için her nörona bir tane bias düşüyor aslında. Tamam. Var mı başka sorusu olan? Tamam, devam edelim. Evet, neredeydim? Aynı şeyi bu sefer ikinci nöron için yapmış ve toplu olarak göstermiş. Ve diyor ki, yani hani burada az önce vektörize ettik ya, bunu vektörize halini göstermiş. İki için de bunu yaparsınız diyor. Burada da ama şeyi unutmayalım artık. Input sayısı artık 3 değil, 4. Her layer'dan sonra input sayısı güncelleniyor.
Zaten ileride model kurulduğu zaman onu yazarken de fark ediyorsunuz input sayısının güncellendiğini. İlk input sayısını sen veriyorsun mesela modele. Ama ondan sonra o bir öncekinden alacağını biliyor zaten. Ona göre şey yapıyor. Şimdi birden fazla örnek için yapalım bu işlemleri. Geçen haftadan bizim example sayısını parantez içinde gösterdiğimizi biliyorduk. Burada diyor ki mesela x için şeye dikkat edin ama bunun yani bu kadar vurgulamamın sebebi bütün sunumlar boyunca bu şekilde kullanılıyor ve kafanız karışmasın gösterimden dolayı. Birinci örnekten y hat 1'i tahmin ederim. 2'den işte m'e kadar tahmin yapıyorum ve bunları işte yine y hat'lerin m'e kadar tahmin ediyorum diyor. M örneğim varsa m tane de tahminim var diyor. Bunların bir alternatif gösterimi de az önce söyledik. A2 de bunların bir gösterimi. Yine m'inci örneğe kadar a'ları tahmin etmiş. Yine söylemiş. İkinci example ve ikinci layer'ı temsil ediyor bu. Az önceki işlem burada. Birinci layer için z'nin yazılımı. Bunların matris olduğunu unutmayın. Birinci bulduğumuz sonucun sigmoid sonucu a1. Ve ikincinin de A2 oluyor. Şimdi ama biz bu işlemin hepsini bütün örnekler için uygulamak istiyoruz. O durumda da yine bir for loop açmamız gerekiyor. İ'den M'e kadar bu işlemin hepsini uygula. Bu gördüğünüz 4 satırlık işlemi birden M'e kadar uygula. Sonra ortalamasını alıyor aslında. Loss hesaplarken de ortalamasını alıyor. Bu da birden fazla örnek için. Ama bunu da böyle yazmamıza gerek yok. Bunu da vektörize edebiliriz. Burada gördüğümüz bu birden m'e kadar işte z1m elde ediyoruz en son. Diyor ki onları da bir z içine at. Mesela birinci için bu arada tek bir z elde etmiyoruz. Birinci layer için bir z elde ediyoruz. İkinci layer için bir z elde ediyoruz. Onu söyleyeyim. Mesela z1 için bütün example'ları yan yana yazmış. Bütün z vektörlerini. Ve böylelikle işte nx'e m bir şey elde etmiş. X gibi. Yani buradaki x gibi. Bakalım nx'e m mi? Nx'e m değil. Burası m de. Burası hidden unit sayısı. Çünkü az önce ne dedik? Giren example kadar oluyor şeyi. X n, yani example sayısı virgül m şeklinde oluyor. A da aynı şekilde hidden unit sayısı ve örnek sayısı kadar da kolon var. Yani az önce bütün training example'ları da bir matrise sokarsak onu da bir matrise elde ederiz ve onu da vektörize etmiş oluruz. Var mı sorusu olan? Tamam. Burada yine bir for loop'tan kurtulmuş olduk. Bir sorabilir miyim? Bu 12. slide'a bir gelebilir misiniz? Hı-hı. Hani birinci ne dediniz? Birinci z için aslında içinde daha, ya ben şu şey notasyonu anlamadım. Z'nin üzerine bu köşeli parantez 1'de bir daha i-hat koyuyorsunuz ya. Şöyle bu gördüğünüz şu. Ha, evet. Burada bu direkt bir tane, yani bir sürü x feature'ları giriyor. Hı-hı. Değil mi? Bir, mesela bir tane training example'ım için bir sürü x yani feature'lar giriyor ve sonuçta bir tane y hat çıkıyor ve burada şu ara katmanda bu z işte wx yani bunu yapıyor. Ama bu niye daha fazla dediniz onu anlamadım. Bu bir tane bunu bir tane training example için yapıyor. Evet. Feature'larını şu x feature'larını gösteriyor. Weight'leriyle çarpıyoruz ve bias'leri ekliyoruz bir training example için. Evet. Ama bunu ben ikinci training example için de yapacağım. Üçüncü için de yapacağım. Ki 2 ve 3, 2, 3'ü de tahmin edeyim. Tamam. Onun için de aşağıdaki
aşağıdakini yapıyoruz. Diyorum ki ben bunu, şimdi bunlar birinci layer'a girdi. Bu Z1 bu arada birinci layer'ın temsili. Yani vektörize edilmiş hali. Hesabını yapıldık. Sigmoid aktivasyon fonksiyonuna da soktuk. Ondan çıkan sonuçlarla ikinci layer'a soktuk. Tamam. Onun işlemini de yaptık. Onu da aktivasyon fonksiyonuna soktuk ve en sonunda YHD elde ettik. Yani bu eşittir aynı zamanda YHD. Buraya kadar soktuk. Anladım. Sonra bir daha birinci layer'ın iyisi falan ne oluyor? Tamam. Şimdi onun için bunu biri için bu işlemi bir kere yaptığımızda bir tane training example için yapmış oluyoruz. Aynı işlemi ikinci training example için de yapmamız gerekiyor. Burada da i sayısı training example'ı belirtiyor. N tane training example var. Benim bu işlemi M kere yapmam lazım demek. O yüzden birden M'e kadar şu işlemleri yap diyoruz. Yani evet, aslında Z1 değil, Z1 birinci training example için. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Burada da zaten artık bu gösterim, bunlar küçük bu arada. Orada belki kafanız karışıyordur. Küçük Z mesela bu. Burada artık onu belli etmek için, yani bütün training example'ları da matrise soktum demek için, bunu artık büyük Z büyük A demişler. Bu kursta. Şimdi aynı şeyi aslında bir daha açıklıyor. Bir kez daha şey yapıyor. Burada diyor ki B'lere sıfır diyelim. İşimiz kolaylaşsın. Ki zavallı B'lerin bence hiçbir etkisi yok. Zaten topluyorsun. Mesela birinci example için Z11'i vermiş. İkinci example için Z12'yi vermiş. Üçüncü example için Z13'ü vermiş. İşte weight'leri yazmış. Ve 1 ile x1'in çarpımı, ama şeyi göstermek istiyorum. Bu V1 mesela birinci layer'ın weight'leri. Ama bu x1 şey, birinci example. Yani parantezin şekline dikkat edin. Ve bundan bir sonuç elde etmiş. İkinci example'la ikinci example olan x'leri çarpmış V ile yeşil elde etmiş ve sarıyı elde etmiş. Bunların hepsini bir araya yazarak birinci, ikinci, üçüncü example'ların şeyini elde etmiş. V çarpı X olan kısmını. Yani şurayı elde ediyor. Ve ona da büyük Z1 diyor. Birinci layer'daki işlemler için ona da büyük Z1 diyor. Sonra da diyor ki zaten buna dediğim gibi B'leri ekliyoruz ve Z1 oluyor. Aynı şekilde bu işlemi Z'yi aktivasyon fonksiyonuna koyuyoruz. O da büyük A'lar oluyor. Burayı baştan tekrarlayabilir miyiz acaba? Evet. Ha tamam. Hızlı. Sesin az geldi o yüzden sordum. Şimdi burada gördük ya direkt yan yana yazdı koydu şeklinde. Onu açıklamak istemiş aslında. Hani büyük Z1'in içeriği ne? Burada Z1 birine birinci layer'daki birinci örneğe yapılan işlem. Burada ki birinci layer'daki ikinci örneğe yapılan işlem. Buradaki de birinci layer'daki üçüncü örneğe yapılan işlem. Ben bunların hepsini M kere yapamam. Yani M kere yapmam hem benim kodumu uzatır hem de artık layer sayım arttıkça kafamı karıştırır. O yüzden diyor ki bunları bir matrisin içine yazayım ben. Bu ve bütün hepsi için aynı. Birinci layer'ın weight'leri. Birinci layer'ın parametreleri yani. Onu x1 ile çarptığında mor vektör elde etmiş. x2 ile yani x1 dediğim birinci örnekle yaptığında, ikinci örnekle yaptığında yeşili, üçüncü örnekle yaptığında sarıyı elde etmiş. Sonra onların hepsinde bir vektöre yazmış. Evet. Ve buna da büyük V demiş. Büyük Z demiş, pardon. Bunların V ile çarptığında da büyük Z demiş. Bundan dolayı V'lerin matrisleri daha tamam anladım. Çok sağ olun, teşekkürler. Tamam. Bir de bunları unutmayın. En son yani büyük A da şuradaki büyük A da bu büyük Z'nin sigmoid'i aslında yani sigmoid formülünün uygulanmış hali. Var mı sorusu olan? Tamamdır. Burada işte az önceki işlemi yaparak biz bu
bir döneme kadar ki for loop'u kaldırdık. Yani for loop'u ne kadar çok kaldırabilirsek bizim için o kadar iyi oluyor. Bir de çok temel bir sorumu bilmiyorum da şunu kafamda oturması için soracağım. Hani birinci layer'ın weight'leri belliydi, onları kullandı ya. Hı hı. Birinci layer'ın weight'lerini neye göre belirlemiş oluyor? Yani onlar sanki bana böyle şey regresyon üzerine düşününce sanki onları zaten train ederken onları çıkartabilmesi gerekiyormuş gibi geliyor. İlk belirlerken onlar belli oluyor. İlk belirlerken random olarak atıyoruz. Sürekli weight yani random belirlediğimiz weight'leri mi sokmuş oluyor bu birinci? İlk bir kere belirliyoruz. Onunla işlem yapıyor. Bir sonuç elde ediyor. Sonra backpropagation yaparak o belirlediğimiz weight'leri güncelliyor kendine göre. Yani hangisi iyi olduğunu düşünürse. Bu sefer onu kullanıyor diğer seferde. Yani gidip geldikçe o kendisi güncelleniyor. Ama ilk weight belirlemesini biz yapıyoruz. Tamam, ilk weight belirlemesini random mı yapıyoruz? Random yapıyoruz. Aha, zaten en son onu gösteriyor. Random initialization onu anlatıyor. Peki bu random yaptık işte gitti. Sonra bu iyileştirmeye çalışıyoruz ya. Hı-hı. Buralarda aslında training setler için atmıyor muyuz iyileştirmek için? Nasıl yani? Ne demek istediğini anlamadım. Yani şimdi weight'leri random attık. X'leri, feature'ları koyduk. Ve çıktı bir şey. Sonra bunu iyileştirmek için bir daha bunu çalıştıracağız ya. Bu tekrar çalıştırırken bu hani x'leri falan koyuyoruz ya. Burada aslında biz bir training set koymuş olmuyor muyuz her seferinde? Evet. Zaten şöyle o işlemi arada biz görmüyoruz. Zaten hani ben şeyi yaptığımda dediğimde de onu demek istemiştim. Hani teori olarak şu an görüyoruz ama o training seti bir kere koyuyoruz. Weight'leri de bir kere belirliyoruz. O işlemi yaptı, bir sonuç elde etti. Backpropagation yaptı. Artık yeni bir weight var elinde. Yeni bir weight matrisi var. Güncelledi kendine göre. Ama zaten training set içinde. Yine aynı training sette aynı weight'leri uyguluyor. Değiştirdiği weight'leri uyguluyor. Yine bir sonuç elde ediyor. Yine geri geliyor. Hani kaç iterasyonlu yaptıysan o iterasyon sayısıyla gidip geliyor ve sonunda bize bir sonuç veriyor. Ona da bir kere training seti koyuyoruz zaten. Hani burada da sürekli mesela birinci training seti koyduk, ikinci training seti koyduk ya. Ama buralardayken weight'ler belliydi training ya. Training example o. Bak training set dediğimiz bu bütün M tane training example'ın içinde olduğu set, veri seti, data set. Evet tamam, evet biliyorum. Bu training example'ların hepsine işlemi bir seferde uyguluyor zaten. Bak az önce dedim ya ve hepsi için ortak. Bir git yani birinci için güncelleyip sonra ikinci için uygulamıyor. 1'e 2'ye M'e kadar ki bütün training example'lara o weight'i bir kere uyguluyor. Onu anladım da siz bu V1'i belirlemek için bundan önce de bir şey yapmış olmanız gerekiyor ya sonuçta. V1'i rastgele başlatıyor işte. En başta. Neyle başlatıyor? Rastgele. Random bir şekilde başlatıyoruz rastgele. O biraz tuhaf geldi de. Sondaki anlatımla kafana oturur bence. Tamam. Neden yaptığınızı, Şey hatırlıyor musun? Geçen hafta notebook'u çözerken, başlatırken NumPy zeros deyip önce onları initialize ediyorduk. Evet. Aynı şeyi burada sıfırla yapmayacağız bu sefer. Küçük küçük sayılarla yapacağız. Sonda anlattığımda kafana oturacak o kısım. Bence. Bu arada Beyza sen de bir şey diyordun sanırım. Evet. Videoda sanırım sıfırdan başlatıyor. Hani çoğunlukla sıfırdan başlatıyoruz gibi bir şey demişti de onu söyleyecektim. Bu hani ilk hafta logistic regression için evet yapılabilir. Yani ilk hafta gördüğümüz şey için yapılabilir bir şey sıfırdan başlatmak. Ama derinleştikçe o da yemiyor. Onu da sonda söyleyeyim şeyde. Tamamdır.